Deprem veya yangın gibi afetlerde namazı kesmenin hükmü nedir? Şayet bir kimse bu durumlarda namazı devam eder ve ölürse hüküm nedir? Soru. Namaz esnasında bir afete maruz kalındığında namazı bırakmanın hükmü nedir? Bir camide namaz kılındığı esnada deprem olur ve bazı insanlar kaçar. Fakat imam namazı bırakmaz ve cami çatısı cemaatin üzerine yıkılır ve ölürler. Namazı bırakmayıp ifade edenler şehit mi sayılır? İntihar mı etmiş olurlar? Cevabın özeti şöyledir. Her kim namazdayken canını veya masum bir kimseye herhangi bir tehlike meydana gelmesinden endişe ediyorsa namazına devam etmesi caiz değildir. Şayet ölür veya bir zarara maruz kalırsa kendini tehlikeye atmış sayılır. Tam cevap metni. Allah'a hamdolsun. Bir insan canını tehlikeye atması caiz değildir. Her kim namaz esnasında deprem veya yangın gibi bir olaya maruz kalır ve tahminine göre kurtulma imkanı varsa namazdan çıkıp canını kurtarması gerekir. Güvenliğini sağladığında namazını tamamlar veya duruma göre namazını baştan kılar. Kesinlikle yerinde kalıp tehlikeye maruz kalması caiz değildir. Aksi takdirde kendi canını tehlikeye atmış olur. Bununla birlikte yanma, düşme veya boğulma tehlikesi geçiren bir insanları kurtarmak için de namazı kesmesi gerekir. Bu konuda temel dayanak Yüce Allah'ın şu ayetidir. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zarar vermek ve zarar görmek yoktur. Keşaf el-Kina 1 kesir 380 adlı eserde şöyle yazılmaktadır. Bir Müslümanı kuyuya düşmekten veya ve benzeri tehlikelerden korumanın vacip olduğu gibi zimmet veya barış durumlarında olan bir kafiri ve masum insanı da korumak vaciptir. Boğulacak veya yanacak bir kimseyi kurtarmak vaciptir. Bu amaç için namazı keser, kıldığı namaz farz veya nafile olması hükmü değiştirmez. Vakit daralsa bile namazını keser. Çünkü namazına kaza edebilir. Fakat boğulacak veya yanacak insanın telafisi olmaz. Şayet boğulacak veya herhangi bir tehlikeye maruz kalan kişinin kurtulması için namazını kesmez ise namazı geçerli olmakla birlikte günaha girer. İbn-i Recep el-Hanbeli rahmetullahi aleyh şöyle dedi. Kâtede şöyle dedi. Şayet birinin elbisesi çalınsa namazı keser ve hırsızı yakalar. Muammer Kâtede'ye şöyle buyurdu. Namaz kılan adam bir çocuğun kuyuya düşmesinden endişe ettiğinde namazını keser mi? Evet diye cevap vermiştir. Ayakkabısını çalan bir hırsızı gören kişi namazını kesebilir. Aynı şekilde binek veya sahip olduğu büyük baş veya küçük baş hayvanların selde telef olmasından korkan kimse namazını keser. Maliki mezhebine göre bir kimse namazdayken bineği elinden kaçarsa, binek yakındaysa yürür ve yakalar. Şayet uzak ise namazını keser ve onu bulur. Her kim boğulacak veya yanacak bir kimseyi görür veya kavga eden iki çocuğu görürse bu olayı ortadan kaldırmaya gücü yeterse namazını keser ve gereği yapar. Bazı alimler bu durumun sadece nafile namazı için geçerli olduğunu savunur. Ancak farz namazda da geçerlidir. Ahmet bin Hanbel, bir kimse vereceklisi ile birlikteyse ve namaza girerler ancak verecekli namazdayken kaçarsa alacaklı onu namazda yakalar. Ahmet bin Hanbel, namaz kılan kimse bir çocuğun kuyuya düşeceğini görürse namazını keser ve onu kurtarır. Bazı alimler, kurtarma işi çok iş gerektirirse namazını keser. Ancak az bir işte kurtulma gerektiriyorsa namazı bozulmaz. Ebu Bekir, verecekli peşinden koşan kişi döndüğü namazını tamamlar. Sonuç olarak her kim namazdayken canına veya masum bir kimseye herhangi bir tehlike meydana gelmesinden endişe ediyorsa namazına devam etmesi caiz değildir. Şayet ölür veya bir zarara maruz kalırsa kendini tehlikeye atmış sayılır. En iyisini Allah bilir.